Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu muhteşem enfes içli köfte tarifini paylaşacağım. Bu tarife bayılacaksınız çünkü tam ölçülü, tam kıvamlı bir tarif paylaşıyorum sizlerle. Yani tutmaması imkansız. Öncelikle 2 su bardağı ince bulgurumu derin bir kasenin içine aldım ve üzerine 1 su bardağı irmiğimi de ekledim. İkisini güzelce karıştırıyorum. Ardından üzerine önceden kaynatmış olduğum 3 su bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Hafif hafif. Ki suyu her yerine işlesin. Şimdi bunun kapağını kapatacağım. Ve 15 dakika kadar bulgurların şişmesi için bekleteceğim. Onu beklerken şimdi iç harcını hazırlayalım. 2 adet büyükbaş soğanı ince ince doğradım. Ve tencerenin dibine yağ kaplayacak şekilde sıvı yağ döktüm. Güzelce soğanlarımı kavuruyorum. Soğanlarım kavruldu hafifçe. Üzerine 350 gram orta yağlı bir dana kıymamı ekledim. Ve kıymayla soğanlarımı tekrardan güzelce kavuruyorum. Dikkat edelim, kıymalar çok kuru olmayacak şekilde kavrulsun. Kıymalarımızı kavurduk. İçerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiber ekledikten sonra tekrardan harmanlıyorum. Şimdi tenceredeki iç harcımı güzel bir borcama aldım. İçerisine bir tutam ince ince kıyılmış maydanoz ve yarım su bardağı cevizimi ekliyorum. Şöyle bir tur daha çeviriyorum. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımı soğuması için serin bir yere bırakıyorum. İç harcımızı da hazırladık. Şimdi geldi içli köftemin hamurunu hazırlamaya. Az önce irmik ve bulguru karıştırmıştım hatırlarsanız. 15 dakika bekletmiştim. Şimdi bunu geniş bir tepsiye alıyorum. Varsa evde çiğ köfte tepsisine de alabilirsiniz. 2 yemek kaşığı domates salçamı üzerine ekliyorum. Çok küçük bir boy patatesi haşlayıp ezdim, püre haline getirdim. Arzu ederseniz büyük bir patatesi 2'ye 3'e bölüp de koyabilirsiniz. İçerisine 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı kırmızı biberimi de ekliyorum ki güzel bir aroma ve renk versin diye. Üzerine 3 yemek kaşığı unumu da koyuyorum, tepeleme olsun. Şimdi arkadaşlar, çok önemli bir noktaya geldik. İçli köftenin hamurunun tutması için, hani derler ya işte hamur delindi ya da yoğuramadım, olmadı. İşte burası çok önemli. Hamurun çatlamaması için, hamurun delinmemesi için, adeta bir ekmek hamuru gibi olması için uzun süre yoğurmamız gerekiyor. Bir yarım saat kadar güzelce yoğuruyorum. Bir 20 dakika, yarım saat kadar güzelce bunu ezdire ezdire. Bakın, bir çiğ köfte yoğurur gibi içli köftemi yoğuruyorum.
Eğer güzelce yoğurursanız, birbirine yapışmasını sağlarsanız çok güzel bir hamur elde etmiş oluruz. Zaten yumurta ve patates de onun birbirine yapışmasını sağlayacak. O yüzden koyduk içine. Hamurumu güzelce yoğurdum. Kapağını kapatıyorum ve bir yarım saat kadar buzdolabında bekletiyorum. Buzdolabında beklettikten sonra elime şöyle avucumu hafif dolduracak kadar bir beze aldım. Küçük bir mandalina gibi düşünün. Onu güzelce, bakın elimi ıslatmam çok önemli. Yanınızda mutlaka bir kase soğuk su bulundurun. Çünkü sürekli elimi parmağımı ıslatacağım ki birbirine yapışıp, elime yapışıp yırtılmasın. Güzelce işaret parmağımı içine sokuyorum. Çevire çevire, yanlarından bastıra bastıra, aynı zamanda ucunu ittire ittire bir delik açtım. Daha sonra baş parmağımla kenarlarına bastıra bastıra hamurumu inceltiyorum. Burada amacım hamurumun çok ince olması. Kenarlarına bastıra bastıra hamurumu inceltiyorum. Bunu yaparken delinmemesine dikkat edin. Güzelce bastırdım. Bakın ip ince, güzel bir hamur oldu. Şu şekilde. Şimdi üzerine 2 tatlı kaşığı iç harcından ekledim, koydum içine. Şu şekilde tepesinden büzdürerek, aynı zamanda çevirerek bastırıyorum tekrardan. Hafif hafif bastırın arkadaşlar. Çok sert bastırmayın. Hafif hafif bastıra bastıra döndürüyorum. Tepesindeki fazlalık, gördüğünüz gibi bunu aldım. Tekrardan bir şekil veriyorum. Altına, üstüne. Evet. Bunu yaparken tabi arada bir elinize su dokundurun. Bakın gördünüz mü? Harika oldu. İçli köftelerimi hazırladım. Şimdi kızgın bir yağda kızartacağım. Şu şekilde 25 tane çıktı. Bu verdiğim ölçülere göre. Yağım çok kızgın olmalı. Ben kızartmak için çok küçük bir tencere kullandım ki yağ seviyesi yüksek olsun. Her tarafı aynı oranda kızarsın diye. Siz de bu şekilde evdeki en küçük tencereyi kullanabilirsiniz. Bir 7-8 dakika kadar kızarttıktan sonra kağıt havluyla kapladığım tabağımı alıyorum ki fazla yağını kağıt havlu içine çeksin diye. Bakın nar gibi kızardı. Harika oldu. Hiç korkmayın arkadaşlar. Bu tarifimle çok güzel içli köfteler yapabileceksiniz. Herkes bayılacak, emin olun. İçli köftelerimizi limonla servis edebilirsiniz. Limon ve maydanoz yanına çok yakışıyor. Evet, güzel bir servis tabağını aldım. Bakın içine, enfes oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.